Lofeng'in en güçlü alev tanrısı kristalini çıkardığını gördükten sonra pişmanlık duyan ve korkuya kapılan Tianzhen, onun bir çıkışa düşüp alanı tamamen terk ettiğini görünce rahatladı. Hayatta kaldım. Fışkırdı. Şansım fena değil, daha önce imparator sınırını kontrol etmek için Mang ile çalışmayı başardım. Bunun yeterince şanslı olduğunu düşündüm ve şimdi Yang son anda... Ölümümden hemen önce en güçlü alev Tanrısı kristalini çıkarırken bile kim orada bir çıkışın belireceğini ve onu içine çekeceğini, benim yaşamama izin vereceğini beklerdi. Şans. Tian Can içeride kutlama yapıyordu ve ardından benim dönemimin başladığı yer burası mı diye düşündü. Lo Feng'e karşı planı başarısız olmasına ve Lo Feng'in gerçek yüzünü bilmesine izin vermesine rağmen endişeli ya da pişman değildi zaten canını kurtarmakla kıyaslandığında, ona bir düşman daha kazandırmak ne demekti ki? İki imparator sınır kölem var ve benim güç seviyeme yakın olan Cemang. Ayrıca bu çılgın savaşın ortasında, bu gücü daha fazla zenginlik elde etmek için kullanabilirim, gücümü daha da artırmak için büyük bir zenginlik. Böyle bir güçle, hala bir Blade River imparatorundan korkuyor muyum? Hımm. Bu planı başaramadığım için şeytan tarafında 3 imparator sınırı daha var ve uğraşmam gereken Cahimang ve Heavy Arrow var. Hemen bir karar verdi. Önce iblis tarafının Kiu'u ve Heavy Arrow ile ilgilenmesine izin vereceğim. Sonra onları gizlice iblis tarafı imparatorun benim kontrolümde olmayan sınırlarından kurtulmak için kullanacağım. Bu onun ideal planıydı ancak 3 imparator limitini öldürmüş olsa bile kazancı zaten şok edici olurdu. Eğer bir başkasının ruhunu kontrol edebilseydi, o zaman bu onun şanslı günü olurdu. Usta. Heavy Arrow koşturdu. Wang. Lofeng'in kaçtığı çıkış parçalanmıştı. Usta. Heavy Arrow içeriden seslendi. Ancak durum eskisi kadar çılgınca değildi, en azından efendisi tehlikede değildi. Lofeng o gizemli enerjiye sarılmıştı, çıkıştan geçerken direnemedi. Çağrı zihninde yankılanıyordu. Oğlum, gel. Çıkışa girdikten sonra başka bir yasak alanda görünmedi, bunun yerine renkli bir patika boyunca uçtu. Huahu. Güzel bir yol. Lofeng etrafına sarılıydı ve sürekli uçuyordu. Etrafındaki boşluk büküldü ve muazzam sütunların etrafındaki devasa mühürlü yıldızları görebiliyordu. Güçlü enerjilere sahip birçok hazine vardı, yalnızca Lofeng onları net bir şekilde göremiyordu. Ağır ok, ağır ok. Lofeng zihinsel olarak heavy arrow'a seslendi. Ruh kölesi ve efendisi, ruhları aracılığıyla bir bağ sahipti. Aralarındaki mesafe saçma olmadığı sürece ruhları aracılığıyla iletişim kurabilirlerdi. Her ikisi de Halı Yıldız Kulesi'nin içinde olduklarından, ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar ruh güçleriyle kolayca iletişim kurabiliyorlardı. Hocam iyi misiniz? Ağır ok sordu. Ben iyiyim. Unutma, Tian Juhen kötü biri. Daha önce beni öldürmeye çalıştı ve ben neredeyse ölüyordum ve şeytan tarafından Cahimang'ın onunla bir anlaşması olduğundan şüphe deniyorum. Neyse, bunu Kiyo'ya söyle ve hemen kaç mümkün olduğu kadar. Diğer insanların arasına karışın ve buna katlanın. Önce uzayı ve yıldız kulesini terk edin ve benim dönmemi bekleyin. Evet usta. Lofeng biraz rahatladı. İntikam istemediğinden değildi. Ama Tianjhen'i kurtarmaya çalışmıştı ama aslında kullanılmıştı ve neredeyse öldürülüyordu. Kim olursa olsun. Kesinlikle intikam almak isterlerdi ama sonuçta Tianjhen hala bir insandı. Ordu sisteminin tehdidi karşısında Lofeng bir müttefike karşı çıkmaya cesaret edemedi. Bir müttefiki öldürmek ölüm anlamına geliyordu. Bu, insan kampının büyük bir kısmının ona suikast düzenlemek için güçlerini birleştirmesiyle sonuçlanacaktı. İlk kaos şehir lideri olan öğretmeni bile onu kurtaramayacaktı. Sonuçta bu, insanların ve diğer sayısız ırkın kurduğu katı sistemdi. Buna nasıl karşı çıkabilirdi? ordu sistemine karşı çıkamam. Ama boşluklar var. Lofeng düşündü. Tıpkı ordu sisteminin karar vermeden önce savaşları gözlemlemek için taramaya dayanması gibi ve taramada tarama cihazlarına dayanıyor. Bu cihazların doğal olarak sınırlamaları var. Tıpkı daha önce Tianhe'ni kurtarmaya gittiğimde ve o gizlice silaha daha fazla güç kattığında olduğu gibi. Düşüş, cihazların bunu ölçmesinin hiçbir yolu yok. Öyle olsa bile, Tiancheng. Ben sana kardeşim gibi davrandım. Sen de beni öldürmeye çalıştın. Seni öldürmezsem nasıl huzur bulacağım? Lo Feng içeride öfkeden koduruyordu. Ordu sistemi askerler üzerinde bir disiplin otoritesidir. Daha sonra emekli olmayı seçtiğimde artık insan kampının bir askeri olmayacağım. Bu, diğer insan savaşçıların beni herhangi bir tepki olmadan öldürebileceği anlamına gelse de, bunu yapabilirim, aynısını yap. Tiang, Lo zihninde ölümle işaretlenmişti. Çarpık yollardan uçan gizemli enerji tarafından sürüklenirken aklında pek çok düşünce uçuşuyordu. Gümbürtü. Gizemli enerji dağıldı. Lo Feng patikadan uçtu ve yere indi. Tüy gibi döndü ve yavaşça ayağa kalktı. Bu. Etrafına baktı. Burası geniş, gizemli bir tapınaktı onu ayakta tutan 10 bin kilometreden fazla uzunlukta toplam 9 sütun vardı. Yukarıdaki havada pek çok mühürlü yıldız vardı. Bu sayısız mühürlü yıldız, tüm tapınan üzerinde neredeyse bir galaksiye benziyordu. Bu tapınak sayısız mühürlü yıldızın ortasında süzülüyormuş gibi görünüyordu. Yani, şöyle bir baktı. Uzakta bir silüet oturuyordu. Yılana benzer uzun bir vücudu vardı ve üst yarısı insandı. Mor sakalı sarktı ve göz kapakları da yavaşça aşağı sarktı. Ancak onun yaydığı büyük baskı herkesin doğal olarak boyun eğmesine neden oldu. Enerjisi engin ve sonsuzdu, şiddetli olmasa da hiçbir direnişe izin vermiyordu. Çocuk. Kadim ses ondan yankılandı, buraya gel. Beni buraya getiren oydu. Lofeng düşündü. Ve ne korkunç bir baskı. Bu, S.H.U.O. şövalyesinden çok daha güçlü ve hatta ilk kaos şehir liderlerine yakın. O, evren ustası seviyesinde bir varlık mı? Lo en azından bu noktayı anlamıştı. Bu varlığın karşısında durduğunda hiçbir gücü olmayan bir karınca gibiydi. Durum böyle olduğuna göre itaat etmek daha iyiydi. Sayısız mühürlü yıldızın ortasında duran tapınan içinde iki kişi duruyordu. Biri yılan gövdeli bir insandı, Diğeri ise Lofeng'di. Lofeng ona doğru yürüdü. Bu büyük varlık bir insana benziyor. Düşündü. Fakat zirvedeki dört ırk henüz yıldız kulesini kontrol edemedi. Bu varlık nasıl burada kalıp beni çağırabilir? Bu canavar yılan adam pek çok ırktan biri gibi görünüyordu. Maymun adam, kurt adam, yılan adam ve benzerleri gibi hepsi insanların bir parçası olarak görülüyordu. Yaşlı. Lofeng saygıyla eğildi. Oturmak güçlü antik varlık yere işaret etti. Evet. Lofeng hemen yanına oturdu. Şüpheyle mi dolusun? Büyük varlık ona baktı ve gülümsedi. Kulenin sana neden seslendiğini ama yine de onun efendisi olamayacağını merak ediyorsun. Geldiğin anda neden bu kadar güçlü bir yasak muhafızla karşılaştığını merak ediyorsun ve hatta mühürlü yıldızın düşüşünü merak mı ediyorsun? Lofeng şok olmuştu. Bu varlık yıldız kulesinin kendisine seslendiğini biliyor muydu? Evet, sorularla doluyum, lütfen beni aydınlatın. Lofeng saygılı bir şekilde cevapladı. Seni çok uzun zamandır bekliyordum. Varlık içini çekti. Elbette, normalde burada sadece bir klon bırakırım, ancak sizin burada olduğunuzu bildiğimde kişisel olarak buraya gelirim. Ah, henüz kendimi tanıtmadım. ''Adım Puti, Yıldız Kulesi'nin koruyucusuyum ve aynı zamanda sizi burada karşılayan kişi.'' Lofeng şaşkına döndü. ''Sen kulenin yaratıcısı değil misin?'' ''Ben.'' ''Kılavuzu size kimin bıraktığını mı merak ediyorsunuz?'' ''Yıldız Kulesi'ni kimin yarattığını mı merak ediyorsunuz?'' Puti gülümseyerek ona baktı. ''Haha, ben Yıldız Kulesi'nin yaratıcısının ilk hizmetkarıyım. Ancak sayısız yıllar boyunca bir evren ustası oldum.'' Ustam beni öğrencisi olarak kabul edecek kadar zarifti. Ben onun ilk öğrencisiyim. Yansen ırkının lideri onun ikinci öğrencisidir. Birçok astı var ama sadece iki öğrencisi var. Şanslıydım, çünkü onu en uzun süre takip eden ben oldum. Gücüm ve onun duygusallığı nedeniyle onun öğrencisi olmaya hakkım vardı. Ama yansen ırkı ve dünyalı ırkı, bunlar öğretmenin ruhunu döktüğü şeyin gerçek özüdür. Putilofen'e baktı. Bu başarısız olmadan önce dünyadan iki aday daha vardı, üçüncüsü sensin. İkincisinden 8,2 milyar yıl sonra buraya geliyorsun. Eğer başarırsan yan sen ırkının lideri gibi olacaksın, lider olacaksın. Dünya ırkının, öğretmenin üçüncü müridi. Başarısız olursan, sonun senden önceki iki kişi gibi olursun. Seni yalnızca ölüm bekleyecek. Lofeng şaşkına döndü. Önünde iki aday mı vardı? 8,2 milyar yıl sonra gelen üçüncü kişi miydi? Yansen ırkının lideri mi? Dünyalı ırkının lideri mi? Yansen ırkı ve dünyalı ırkı mı? Ve ben üçüncü aday mıyım? Lo ona baktı. Puti gülümsedi, dünya basitçe yaşayan gezegeninize verdiğiniz isimdir. Önceki iki adayın zaman diliminde ona farklı şeyler dediler. İlk aday ona Sanhay Dünyası adını verdi, ikincisi ise Köken Yıldız'a adını verdi ve sizin çağınızda hepiniz ona dünya diyorsunuz. Lo Feng başını salladı. İki yarışa gelince. O zamanlar öğretmenimi takip ettim ve geniş evreni keşfettim. Sayısız miktarda çaba harcadı ve bu özel gezegeni seçti ve onu beslemeye başladı, güçlü bir ırk yarattı. Bu yarış daha sonra Yensen ırkı oldu. Puti gülümsedi seçtiği hizmetkarların ve diğerlerinin aksine, bu ırk onun özel olarak yetiştirdiği bir ırktı. Onun sıkı seçimi altında, o ırkın en güçlü varlığı onun ikinci öğrencisi oldu. Benim bu küçüğüm kimseye boyun eğmedi. Kendi ırkını getirdi ve kendi Hansen bölgesine oluşturarak evrenin en güçlü ırklarından biri haline geldi. Puti gülümsedi. Her ne kadar toplamda Hansen ırkının gücü insanlığın kendisinden uzak olsa da, benim astım var ve o, ustanın özel hazinelerine sahip bir evren ustası. O insanlığın zirve varlıklarından korkmadı ve dolayısıyla en iyilerden biri olduğu evrenin güçleri. Lofeng'in kalbi tekledi ve şöyle dedi, peki ya sen, yaşlı puti? Yan sen ırkı başlangıçta insanların bir parçasıydı. Puti o da insanmış gibi görünüyordu. Ha 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 orada bağdaş kurup oturdu, yüksek sesle gülerken sakalı aşağı sarktı ve tüm türbeyi salladı. Lofeng'e baktı ve gülümsedi, Tipu adını duydun mu? Tipu? Lofeng'in gözleri 10 bin ruh kontrol kılavuzundaki ismi hatırlayarak parladı. Bu kılavuz Tipu tarafından yazılmıştır. Puti, Tipu, öyle mi? Lofeng, daha güçlü bir varlığı takip eden bu güçlü varlığa şokla baktı. Benim böyle bir hırsım yok ve kendi özel ırkım olan, bu yarışa getirip bölgeleri ele geçirip bir süper güç haline gelebilecek olan küçük çocuğun gibi değilim. İçini çekti. Dahası, öğretmen hem dünyaya hem de yansan ırkına çok değer veriyordu. Her ikisi içinde özel hazineler hazırlamıştı, benim küçüğümün bu tür hazinelerden daha fazlası var ve benden daha güçlü. Bunca zamandır yalnızdım, doğal olarak insanlığın içinde kaldım. Fakat gücümü açığa vurmak istemiyorum çünkü bu, öğretmenime de eşin içine katabilir. Bu nedenle, dikkat çekmedim ve klonumun burada uzun süre kalmasına izin verdim, yalnızca şövalyenin zirvesi seviyesinde güç göstermesine izin verdim ve kendime de adını verdim. P dedi. Lofeng içini çekti. Bu büyük varlığın iki öğrencisi vardı. İçlerinden biri Yansheng yarışını yöneterek bir süper güç haline geldi. Diğeri ise buraya bir klon bıraktı ve Tianshi saray lideri ve Xilo de Uo seviyesindeki gücü ortaya çıkardı. Öğretmen Yansen ırkını yaratmış olsa da bundan pek memnun değildi. Puti usulca devam etti. Öğretmen, yeteneğin temel seviyesini yükselttiğinden yakınmıştı ama ruhun evrimi çok daha zordu. Bu yüzden sonunda sizin dünyalı ırkınızı yaratmanın bir yolunu bulmak için daha fazla zaman ve çaba harcadı. Doğuştan saf bir ruh, Öğretmen, evrendeki birkaç nadir ırkın seviyesine ulaşana kadar vücutlarınızın gelişmeye devam etmesine yardımcı olacak ilahi bir teknik olan 9 ciltlik el kitabını özel olarak yaratmak için bile zaman harcadı. 9 ciltlik kılavuzla birlikte doğal olarak olağanüstü bir ruha sahip olan bu, onun bulduğu en iyi kombinasyondu. Putin'in gözleri parladı. Lofeng nefesini tuttu. Bu büyük varlık fazlasıyla cennetseldi. Olağanüstü bir insan ırkı yaratmak için aslında o kadar çaba harcamıştı ki, böylesine inanılmaz bir tekniği hazırlayıp yaratmıştı. Ancak bu kılavuz bizzat evren kanunları tarafından reddedildi. Puti başını salladı. Yaratılmış olmasına rağmen öğretmen onu herhangi bir dünyalıya aktardığı anda evren kanunları otomatik olarak el kitabının anılarını silmeye çalışacaktı. Öğretmenin gücü güçlüydü. Dolayısıyla kanunlar onu etkileyemezdi ama istediği herkesi etkiliyordu. Eğitmeye çalıştım. Lofeng şok olmuştu. Bellek silinsin mi? Ancak bu ilahi tekniği öğrenmeyi başardı. Daha sonra öğretmen nereye gideceğini bilmeden yalnız kaldı. Sonunda Cennetsel Ruh Kristalleri adı verilen bazı özel hazineleri geri getirdi ve tüm kılavuzu içine koydu. Puti dedi. İnanılmaz bir güce sahipler ve kişi insan olduğu ve topraktan olduğu sürece, eğer içlerindeki illüzyonları geçebilirlerse, kristallerden teknikleri elde edebilirler. Kanunlar neden sonradan anıları silmiyor? Feng sordu. Hiç şüphesiz bu kristaller siyah metal levhalardı. Bu cennetsel ruh kristallerinin harikası. Puti dedi. Öğretmen daha önce evren yasalarının çok adil olduğunu, hiçbir mutlaklığın bulunmadığını, her zaman bir şans olduğunu söylemişti. Kristallerin kullanılması 9 ciltlik kılavuzların aktarılmasını mümkün kıldı. Kristallerin doğal gücü tekniğe aktarılabilirini sana göre ve evrenin yasalarından etkilenmeyecekler ama onların bu konuda yalnızca tek şansları var. Sadece tek atış mı? Lofeng şaşkına döndü. Evet. Puti başını salladı, kristaller içlerinde 9 cildi kaydediyor. Ancak gücü yalnızca bir kez aktarılmasına izin veriyor. Tekniği alan savaşçı hayatta olduğu sürece, onu bir başkasına aktaramaz. Nokta. Ta ki ilki ölmedikçe. Dolayısıyla sen de dahil olmak üzere dünyalı ırkın üç adayı vardı. Birincisi düştü ve gücü nedeniyle kristal ancak o zaman onu ikinciye aktarabildi. İkincisi düştü ve böylece üçüncü oldun. Klaus cennetsel ruh kristalleriyle bile asla iki adayın aynı anda yaşamasına izin vermez. Lofeng tamamen suskunun kalmıştı. Uçsuz bucaksız evrenin yasaları inanılmaz derecede sertti. Dokuz ciltlik kılavuzun gücü gibi bir şey ne kadar özel ve nadirse, onu yaratmak bile o kadar zordu. Hatta özel bir gemi bile gerekiyordu ve bu gemi de eğitim almış yalnızca bir kişi olabilirdi. Öğretmen Yansen ırkına değer veriyordu ama dünya ırkına daha da çok değer veriyordu. Yansen yarışının lideri benim kıdemsiz. Dünya ırkının lideri üçüncü öğrenci olacak. Puti dedi. Ve öğretmen, her iki öğrencisi için de hazine hazırladı. Lofen kaşlarını çattı ve sordu, kıdemli Puti, öğretmenin, o muhteşem varlık, neden hem Yansen'i hem de dünyalı ırkı yarattı? Öğretmen seviyesinde o zaten evrende yenilmez. Putin'in sesi yaşlı ve yorgun geliyordu. Fazla düşünmenize gerek yok. Evrendeki en güçlülerden biri olarak, uzun süredir birçok güç ve kuruluşa liderleri olmaları için davet edilmişti, ancak zahmet edemeyecek kadar tembeldi. Lider olarak mı? Lofeng sordu. Evrenin en güçlü güçleri, İnsan İttifakı, On İttifakı, Uzay Canavarı İttifakı, Böcek ırkı ittifakı ve diğerleri, bunlar evrenin en güçlü güçleridir. Dokuz alan ittifakı gibi başkaları ve daha zayıfları da var olanlar, size sadece bundan bahsedeceğim. Dokuz alan ittifakı yüz bin ırktan oluşuyor ve bunların arasında bazı güçlü olanlar da var. Sayısal olarak insan ve böcek ittifakını çok aşıyorlar. 50 milyondan fazla imparatorları yüz binden fazla şövalyeleri ve ondan fazla evren efendileri var. Güç açısından diğerlerinden daha zayıf değiller. Puti dedi. Bu yüzden öğretmeni ittifak başkanı olması için davet ettiler, nedenini biliyor musunuz? Lofeng hala bu ittifakın gücü karşısında şoktaydı. On ittifakının yalnızca 3 milyondan biraz fazla imparatoru, on binlerce şövalyesi vardı ve evren efendilerine gelince, on et değildi. Evren efendileri, uçsuz bucaksız evrendeki zirve varlıklar olarak görülüyor, neden öğretmen onların başı olsun ki? Neden yüz bin ırkın hepsi ona boyun eğmeye istekli? En güçlü savaşçılar bile, bir evren efendisini öldürmeyi son derece zor bulurlar, boyun eğmeye hiç gerek yok, neden bunu yapıyorsunuz? Puti gülümsedi, çünkü, öğretmen herhangi bir evren ustası ve daha düşük varlıkları yeniden canlandırabilir. Lofeng derin bir nefes aldı. İlk kaos şehri lideri daha önce söylemişti, bir imparatorun yeniden canlandırılmasının vereceği tepkiye kolayca dayanabileceğini. Bir şövalyeyi diriltmekten ağır yaralanırdı. Eğer Tianshi saray liderini veya Xilo de Uo seviyesindeki savaşçıyı canlandırmaya çalışırsa düşecekti. Ve bildiği kadarıyla şehir lideri zaten evrenin efendileri arasında son derece güçlüydü ve insanlığın en iyi üç varlığından biriydi. Bazı güçlü şövalyelerin evren efendilerine benzer bir güce sahip olduğunu bilmelisin," Puti dedi. Onları diriltebilmek, her şeyi riske atabilecekleri ve ırkları için sürekli savaşabilecekleri anlamına geliyordu. Düşseler bile tekrar tekrar diriltilebilirlerdi. Bu doğal olarak ittifakı inanılmaz derecede güçlü hale getirirdi. Evrendeki en üstün güç, altı zirve ırkın hepsinin bunu yapabilen kendi en güçlü savaşçıları var. Sizin insan ırkınızın devasa bir balta kurucusu var. Puti dedi. Ve altı zirve ırkın dışında, tüm evrende başka hiçbir benzer yaşam formuna sahip olmayan tek kişi olan öğretmen gibi bazı özel yaşam formları da var. Altı zirve ırkın dışında, bu özel yaşam formları, trilyonlarca ırktan gelen güçlü varlıklarla birlikte, devasa balta kurucu gibi varlıklar yarattı. Öğretmen bunlardan biridir. Böyle bir savaşçının bir ittifaka liderlik etmesi, ittifakı gerçekten güçlü kılar. Dışarı çıkıp savaşmalarına bile gerek kalmaz, sadece canlanma yeteneklerini kullanarak düşmanların kendilerinden korkmasını sağlarsınız. Dahası, başka birçok özel yetenekleri de vardı. Putilofenge baktı. Öğretmen seviyesine ulaştıktan sonra evrene fethetmenin hiçbir anlamı yok. İsteseydi her türlü ittifaka lider olarak kolaylıkla katılabilirdi. Ancak onun için bu anlamsız. Yalnız çalışmayı tercih ediyor. Kaygısız bir şekilde, zirvedeki altı ırk onu davet etmek için uzun süre büyük miktarda zenginlik ve çaba harcamıştı. Ancak o, zahmet bile etmedi ve savaşlara hiç katılmadı. Ancak onun başka özel hedefleri vardı. Yans hem de dünyalı ırkı onun emeğinin meyveleriydi. Elbette, eğer başarılı olursan, üçüncü öğrenci olacaksın. O zaman geleceğin sınırsız olacak, bir evrenin efendisi olmak ve dünya ırkına hükmetmek imkansız olmayacak. İnsanlığın içinde kalmayı ve onun en üst düzeylerinden biri olmayı seçebilirsin kademeler, hatta ikinci son sınıfınız gibi olun, ayrılın ve kendi bölgenize alın, kendi gücünüz olun. Her şey sizin kendi seçiminiz olacak. Elbette ön koşul, sizden önceki ikisi gibi düşmemeniz. Eğer düşerseniz, o zaman dördüncü adayı beklemek zorunda kalacağım. Ancak bu, bundan sayısız yıl sonra daha geçerli olur. Yansen ırkının lideri ve bu puti, onların öğretmeni kimdi? Yansen ırkını ve dünyalı ırkını özel olarak üreten, isimsiz kılavuz ve yıldız kulesinin yaratıcısı mı? Bu, devasa Baltadojo kurucusunun yüce kabile savaşçısı mı? Aklından birçok düşünce geçti. Tapınağın içinde. Feng'e baktı, evladım, sen dünyadaki en istisnai kişisin. Daha önce birçok gizli testi geçtin, önünüzde sadece son bir yaşam veya ölüm yolu var. Eğer yaşarsanız, gerçek olursunuz dünyalıların lideri. Evrende bir süper güç olma şansına sahip olacaksın. Hatta öğretmen seviyesine ulaşma ihtimaline sahip olacaksın. Öğretmen seviyesine mi ulaşıyorsun? Loefenk şok olmuştu. Bu büyük varlık, geniş evrendeki en büyüklerden biriydi ve yalnızca Hon ittifakındaki dev Balta kurucusu onunla eşleşebilirdi. Bu bizzat kendisinin söylediği bir şeydi. Pute vurguladı. Tabii ki bu sadece bir olasılık. Yasalar veya eğitim, teknikler veya benzerleri ile ilgili her şey tamamen kendinize bağlıdır. Tıpkı benim küçüğüm gibi Yansen ırkının lideri, trilyonlarca yıllık eğitimden sonra bile hala daha zayıf bir öğretmenden daha. Lofeng başını salladı. Aslında evrende tek başına bir güç olan ve insanların kendisine meydan okumaya cesaret edememesini sağlayabilen Yansen ırkının lideri zaten çok güçlüydü. Nihai yaşam ya da ölüm yolu, nedir bu? Lofeng sordu. Yıldız Kulesi. Puti usulca şöyle dedi, son zorluk, Yıldız Kulesi'nin seni sahibi olarak tanımasını sağlamak. Yıldız Kulesi'nin sahibi olarak beni tanıyacak mısın? Lofeng'in vücudu sarsıldı. Bu hazinenin sahibini tanımasını sağlama süreci bir ölüm kalım savaşı mıydı? Öğretmen hazine yaratma konusunda son derece beceriklidir. Evrendeki en güçlü varlıkların tümü farklı konularda iyidir. Öğretmen bazı konularda devasa balta kurucusuyla karşılaştırılmasa da hazine yaratma açısından kesinlikle en iyisidir. Puti bağırdı. Engin evrende pek çok gizli hazine var ve en güçlüleri bile her şeyi gördüklerini ve bildiklerini söylemeye cesaret edemiyor. Bu yıldız kulesi o zamanlar özel bir gizli bölgede tesadüfen yarattığı bir şeydi. Tamamlanmaya yaklaştığında özel bir altın ışıkla etkileşime girdi. Dolayısıyla bu mevcut yıldız kulesini yarattı ve onu başlangıçta hayal ettiği fikirden farklı kıldı. Öğretmenin kendi hazineleri vardır ve onlara ihtiyacı yoktur. Fakat sahibini aramasına ve sahibini tanımasına izin vermenin çok zor olduğunu fark etti. Puti dedi. Yıldız Kulesi evrendeki en güçlü hazinelerden biri olarak kabul ediliyor ve hatta öğretmen hazineleriyle karşılaştırılıyor. Ancak sahibini belirleme süreci son derece zorlu. Sert. Lofeng kaşlarını çattı. Putilofeng'e baktı, evet. Adayın ruhu ne kadar güçlü ise süreç o kadar korkutucu olurdu. Uzun zaman önce öğretmen sektör lordundan ölümsüzlere ve şövalyelere kadar on binlerce savaşçı arasında arama yapmıştı ve benzerleri denemek için. Ama deneyen savaşçıların tümü başarısız oldu ve öldü. Lofeng, bu büyük varlığın gerçekten de çok kötü olduğunu düşündü. Rastgele bir grup savaşçının deney yapmasını sağlıyordu, şövalyeler bile onun için laboratuvar fareleri gibiydi. Deneme yanılma yoluyla öğretmen şu sonucu çıkardı. Sektör lordları ve ölümsüzler için hala bir şans vardı. Ama şövalyeler ve daha üstlerinin hiç şansı yok. Süreç kişinin ruhunu ve iradesini test eder. Dolayısıyla öğretmen dünyalı ırkı zihinsel durumlarında hızlı bir gelişme sağlayacak şekilde yetiştirdi. Putin artık sektör lordusunuz ve başarı şansınız var. Tarihte daha önce iki adaydan biri sektör lorduydu, diğeri ise ölümsüzdü ve her ikisinin de zihinsel durumları yüksek seviyelere ulaşmıştı. Ancak ikisi de yine başarısız oldu. Ben sektör lorduyum mu? Lofeng ona baktı. Putin'in vizyonu her şeyi görmüştü. Ruhunun içini kolayca görebiliyorum. Yaşam enerjinizi kamufle etmek için güvendiğiniz hazine şövalyeleri kandırabilir ama bir evren efendisini kandıramazsınız. Puti gülümsedi. Lofeng o zamanlar ilk kaos şehir liderinin de onun başka bedenleri olduğunu bilerek onun içini kolayca anladığını fark etti ve bu Puti şehir liderinden sadece biraz daha zayıftı. Ama o hala bir evrenin efendisi vardıydı. Diğer bedenlerinizi de biliyorum. Ancak süreç başladığı anda hiçbir çıkış yolunuz olmayacak. İlk kaos şehir lideri öğretmeniniz ortaya çıksa bile sizi kurtaramaz. Pute vurguladı. Çok güçlü olmasına ve hatta ilkel evrende yenilmez olarak kabul edilmesine rağmen gerçek evrende ve yıldız kulesinde hiçbir şey yapamaz. Süreç başladığı anda kimse onu durduramaz. Başarısız olduğun an, iradeniz ve ruhunuz tamamen parçalanacak ve öleceksiniz. Pute vurguladı. Öğretmeniniz sizi canlandırmak için zamanı ve mekanı tersine çevirebilse bile, 9 ciltlik kılavuzdan herhangi bir anıyı canlandıramaz. O kılavuzla birlikte diriltilemezsiniz, bu evrenin izin vermediği bir şeydir. Öldüğün an, yeniden dirilseniz bile, 9 ciltlik kılavuz gitmiş olacak ve ondan aldığınız evrim yok olacak. General ve kral zırhını tekrar alsanız bile, bunları kullanmanın hiçbir yolu kalmayacak. Sonuçta, dünya ırkının lideri olma hakkını ve bunu elde edebilecek her türlü yeteneği kaybedeceğim. Lofeng derin bir nefes aldı. Eğer tüm bunları kaybederse gücü büyük ölçüde düşerdi. Gün sayısız mühürlü yıldız zanneden tapınağın etrafında sallandı. Başladı. Pute tapınağın merkezine döndü. Süreç başlamak üzere. Yıldız Kulesi Dünya ırkının liderinin hak ettiği bir hazinedir. XIU e ışık tapınağın üzerinden indi ve merkezde toplandı. Sayısız ışık tek bir noktada parlayarak yarı saydam bir kristal oluşturuyordu ve içindeki altın ipliklerle parlıyordu. Lufeng. Puti ters döndü. İlk aday düşmeden önce 2600 yıl dayandı. İkincisi ise 3300 yıl dayandı. Umarım hayatta kalabilirsin. Hım. Lufeng kristale bakmak için döndü. Kaderini değiştirme şansı. Tüm bu süreç onun kaderini değiştirme şansıydı. Eğer başarısız olursa, ilk kaos şehir lideri onu diriltse bile 9 ciltlik kılavuza ilişkin her şeyi kaybedecekti. Özel karşılaşmaları olmasaydı yalnızca bir dahi olurdu. Eskisinden çok daha zayıf olacaktı ve şehir liderinin ona olan saygısı kesinlikle azalacaktı. Eğer bir şövalye olabilseydi şanslı olurdu ve bir şövalye, yüce varlıkların gözünde küçük karıncalardan başka bir şey değildi. Eğer başarılı olsaydı, dünya ırkının lideri olmak ona geniş evrende bir süper güç olma şansını verecekti. Hatta bu büyük varlığın kendisi kadar güçlü biri olma şansına bile sahip olacaktı. Başarı. Başarmak zorundayım. Lofen kükredi. Usta usta. Heavy Arrow zihinsel olarak onunla iletişim kurdu. Kyo-Wu'yu Tianzhen hakkında uyarmış olmama rağmen uzaydan yeni kaçtım, etrafı sarıldı ve sonunda iblis kampı tarafından öldürüldü. Usta, neredesin? Bulunduğunuz yeri hissedebiliyorum ama yapamıyorum girmek. Kyo-Wu düştü mü? Lofeng bağırmadan edemedi. Tianzhen! Seni öldürmek zorundayım. Heavy Arrow, önce yıldız kulesini, hatta dış bölge savaşlarını terk et. ''Seninle sanal evren aracılığıyla iletişime geçene kadar sabırla bekle.'' Lofeng emretti. Ona çok daha önce annem bir sanal evren ağ cihazı vermişti. ''Evet usta.'' ''Lofeng, süreç inanılmaz derecede acı verici ve uzun olduğu için dayanıklı olmalısın.'' İki aday geçmişte 3300 yılın hala yeterli olmadığını kanıtladı. Puti ona baktı. ''Hım.'' Lofeng başını salladı. ''Tianjane'i öldürmek mi?'' İlk önce bu sınavı geçmesi gerekiyordu. Eğer başarısız olursa ve ölürse, kendi asları da onunla birlikte ölecek. Yeniden canlandırılsa bile, general ve kral zırhı olmadan Tian Cihan'le başa çıkmak bile zor olurdu. Bundan kurtulmalıyım. Lo Feng düşündü. O halde başla. Puti vurguladı ve nazikçe Lo işaret etti. Anında, herhangi bir özel enerjisi veya basıncı olmayan, Görünüşte normal bir kristal ona doğru uçtu. Lofeng'e dokunduğunda aklına geldiğini bile hissetmedi. C. Kristalin çekirdeğine dokunduğu an. Dünya yüzünde saklı olan ana çekirdeği şiddetle sarsıldı. Moşan'ın bedeni ve altın boynuzlu canavarın ruhları bile sarsıldı, tıpkı birisinin insan bedeninin ruhunu kontrol etmesi durumunda diğer bedenlerini de tamamen kontrol edebilmesi gibi. Ruhun üç parçası vardı ama ana çekirdek onun merkeziydi. Ayrıca bilinci bu üçü arasında kolayca geçiş yapabiliyordu. Bir ceset yok edilse bile sorun yoktu. Ancak ruhu ele geçirilip köle olduğu an, diğer bedenleri de etkilenecekti. Kristal onunla birleştikçe ana çekirdeğe etkiledi. Başarısız olduğu an ana çekirdek parçalanacaktı. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok acı verici olduğunu ve uzun süreceğini söylememiş miydi? Lofeng bağdaş kurarak oturuyordu ve merak ediyordu. Gümbürtü. Bu inanılmaz korkunç acı anında üç bedene ve ana çekirdeğine saldırdı. Sanki bir canavar ruhundan sürünerek çıkmaya çalışıyormuş gibi hissetti. Pute tapınan içinde bağdaş kurarak oturuyordu. Mor uzun sakalı rüzgarda sallanıyordu. Acıdan titreyen bacak bacak üstüne altmış Ofenge bakarken düşündü. Dünya ırkının lideri olmak o kadar kolay değil. Umalım da bu üçüncü aday bunu başarsın. Hayatında bir kez Lo altın boynuzlu canavarla savaşmak için ruhunu feda etmek zorunda kalmıştı ve o zaman ona sahip olmuştu. İşte o zaman hayatı büyük bir değişime uğradı. Ve o zamandan beri bu ikinci seferdi. Her şey onun bundan sağ çıkıp çıkamayacağına bağlıydı. Engin enerji akışlarının içinde. Boyu 90 bin kilometrenin üzerinde olan bir varlık siyah ışıkla parlıyordu. Bir dağın zirvesinde bağdaş kurup oturdu. Bu yaşlı varlığın ışıltılı yarısaydan boynuzları vardı ve sesi gürledi. Mengte Uo usta, istemeden insanlarla olan kavganıza karıştım. Ancak o 91 kum tanesini istiyorum. Yaşlı serseri, benim ırkım sonunda o insanı bastırmayı başardı ve şimdi sen üç hazineden birini mi almak istiyorsun? Gök gürültüsünü andıran bir ses, 90 bin kilometreden fazla uzunluktaki varlığa yankılanarak tüm enerji akışını sarstı. Eğer onu teslim etmezsen, insana yardım edeceğim. Görkemli yaşlı varlık hiç rahatsız görünmüyordu. Aniden geniş alana doğru dönerken ifadesi hafifçe değişti, sanki 7. savaş alanındaki yıldız kulesini doğrudan görebiliyormuş gibi. Üçüncü aday başladı mı? Görkemli varlığın gözleri beklentiyle parladı. Umalım küçük serseri başarılı olsun. Yaşlı serseri, sen kesinlikle çok kötüsün. Seninle tanışmama izin verme. Uzakta, büyük varlık öfkelenerek enerjilerin her tarafına yıldırım düşmesine neden oldu. Bundan sonra 91 göz kamaştırıcı ışık huzmesi yaşlı varlığa doğru fırladı. Meng Uo ustası, ilkel kaos şehir lideri, ben ayrılıyorum. Yaşlı adam güldü. Dan zirvesinde otururken anında bir ışık huzmesine dönüştü. Dan zirvesi bile etraftaki enerjilerden kaybolmuştu ruhunun parçalanma acısı vücudunun titremesine neden oldu. Bu acı hala beklenenden çok daha zayıf. 110. kan nehri kristalini emdiğim seviyede olmalı. Lofeng sakinliğini korumayı başardı. Acı eşiği açısından bakıldığında, binlerce yıl önce Bladriva dünyasında henüz zayıfken, ilk kristalin tek başına emilmesi sırasında oluşan acının dayanılmaz olduğunu hissediyordu. Ancak büyüdükçe zihinsel durumu daha da gelişti. Ancak daha fazla akan nehri kristali emdikçe acı doğal olarak daha da arttı. O zamanlar acıdan sayısız kez çökmüştü ve bu binlerce yıl boyunca eşiğe giderek daha da büyüdü. Şu anda altın boynuzlu canavarın sağ pençesinde ve sırtında toplam 165 kristal vardı. Bu kolay. Vücudu hafifçe sarsılsa da hala gülümseyebiliyordu. Şans eseri zihinsel durumlar açısından kendini bilme sınırına çoktan ulaşmıştı. Her ne kadar bu üç seviyeden en düşük olanı olsa da, basitçe onun bulunduğu yeri temsil ediyordu. Masumiyetin, gücü nezaketli ve en üst düzeyde birleştirmeyi vurguladığı gibi, her şeyi kapsayan her şeyi içeriyordu. Üç seviye bu şekilde açıklandı. İlk seviye, herhangi bir beceri olmadan, sadece güce ve azme güvenerek aptalca kendine yapışmaktı. Adeta akan sulara karşı defalarca bilenmiş bir taş gibi. İkinci seviyede beceri vardı. Ne zaman yumuşak, ne zaman sert olacağını bilmek ve sonunda ikisini birleştirmek, doğal olarak ona karşı her türlü kuvvete direnmek. Üçüncü seviye hepsinin üstündeydi. Fakat, ikinci ve üçüncü seviyelerin birinciden daha yüksek olmasının tek nedeni, işin içine beceri girmesi ve arttırıcı bir etkinin olmasıydı. Masumiyeti ve mükemmel birleşimi kavrayan aynı ruh iradesi, Baskıya ve yanılsamalara dayanabilir, ruh saldırılarına en az on ile yüzlerce kat daha fazla dayanabilir. Eğer kişi her şeyi kuşatma seviyesine ulaşırsa, tüm bunlara dayanma yeteneği tekrar yüzlerce, binlerce kat daha fazla artacaktır. Ancak kristalin bu kaynaşmasının yumuşak ya da sertle hiçbir ilgisi yoktu, hiçbir şeyi kapsamıyordu. Bu sadece kristali ve ruhu eritmekti. Tek yapılması gereken acıya katlanmaktı ve bu zamanda zihinsel durumlar işe yaramazdı. Her şey kişinin azim ve acı eşiğine bağlıydı. Bu acı ruhun içinden geliyordu. İllüzyonlar veya dış kaynaklardan değil. Ying Yang hepsini kapsıyor mu? Bu acı içeriden geliyordu ve bir saldırıdan değil, ruhunun kristalle birleşmesinden kaynaklanan gerçek bir acıydı. Lo Feng tüm bu süre boyunca ilk seviyenin sınırını yürümüş Sürekli kendini geliştirmiş ve acıya güçlü bir şekilde katlanmıştı. Zihinsel durumu uzun zamandır bir elmasın kine eşitlenmişti. Yıldız Kulesi'nin kristali son derece yavaş bir şekilde yavaş yavaş ruhuyla birleşti. Füzyon seviyesi yavaş yavaş arttıkça acı da doğal olarak aynı şeyi yaptı. Bir yıl, iki yıl, üç yıl, on yıl, yirmi, otuzuncu, göz açıp kapayıncaya kadar altmış yıl geçti. Acıya katlanırken canavar tanrısı Hikelini ve yasalarını incelemeye devam etti. Hatta sanal evrene bağlanıp ailesiyle buluşuyor. 61. yılda ağrı düzeyi öncekine göre iki katına çıkmıştı. Başlangıçta iyimser olan Lofeng endişelenmeye başladı. Bu ağrının büyüme hızı beklenenden daha hızlı. Başlangıçta buna kolayca katlanabiliyordum ama 60 yılda o kadar büyüdü ki, eğer bu şekilde devam ederse 3000'den fazla süre boyunca buna dayanabileceğime hiç güvenmiyorum yıllar. Ben ne yaparım? Düşmek? Hayır. Gözlerini açtı ve yanında bağdaş kurarak oturan Putiye baktı. Hayatta kalmalıyım, başarılı olmalıyım ve dünya ırklarının lideri olmalıyım. Lofeng düşündü. Yoğun acıya katlanırken hızla planını yaptı. Ruhumun tadını çıkar. Doğumdan bugüne sadece birkaç bin yıl yaşadım mental durum eğitimi açısından bu süreç en az 3300 yıl sürecek. Bu 3300 yıl boyunca zihinsel durumum daha da yükselebilir. Ancak büyüme düzeyi hala yeterli değil, en hızlı yolu aramam gerekiyor. Lofeng düşündü, aklına birçok zihinsel durum eğitimi yöntemi geldi. Aslında yoğun acıya katlanmak bile bir tür eğitimdi, insanı daha kararlı kılıyordu. Yeterli değil, acıyı sadece kendimi bilemek için kullanmak yeterli değil. Daha hızlı bir yola ihtiyacım var. Doğumundan bugüne, ilk 200 yıl boyunca zihinsel durum eğitimi oldukça iyi gidiyordu. Daha sonraki binlerce yıl, hız açısından zaman içinde oldukça fazla artmış olsa da, eskisinden çok daha yavaştı. Kalp doğrudur, saftır ve dürüsttür. Ancak o zaman bir mucize gerçekleşebilir. Lofeng, Çin'in atalarından birinin daha önce paylaştığı deneyimlerden birine inanıyordu. Doğru. Doğada ve erdemde. Saf. Dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok. Dürüst. Dürüst bir kalbe sahip olmak, bu kişinin ruhunu serbest bırakmanın yoluydu. Teori basit görünebilir, tıpkı bir araştırmacının, içinde herhangi bir dikkat dağıtıcı olmadan sadece araştırmaya odaklanması, kendisini tamamen içine kaptırması ve ruhunun büyümek için yeterli enerjiyi sağlaması gibi. Sonuçlar ve verimlilik onlarca ile yüzlerce kat artacaktır. 60 yıldır acılara katlanıyorum ama acılardan etkileniyorum ve kendimi toparlayamıyorum. Lofeng düşündü. Bundan sonra. Canavar tanrısı yolunu çalışmaya başlayacağım ve tamamen ona odaklanacağım. Ne kadar acı verici olursa olsun, bunun beni etkilemesine izin vermeyeceğim. Kalbim saf ve yalnızca çalışmaya odaklanacak. Lofeng düşündü. Barış zamanında uyanık olmak ve ileri planlamak. Lofeng ileride yaklaşan tehlikeyi hissedebiliyordu. Bu biçimsiz baskı ve yoğun acı altında, kendisini canavar tanrısı yolunun çalışmasına kaptırmaya başladı. Doğru ve saf olmak kulağa kolay gelebilir ama bunu yapmak son derece zordu. Yoğun acı olmadan Lofen kolayca devam edebildi. Ancak bundan etkilenmemek elde değildi. Güçlü iradesine rağmen çoğu zaman dikkati dağılıyor ve acıdan sarsılıyordu. Ve inen biçimsiz baskı onun da dikkatini dağıtacaktı. Ancak yavaş yavaş her şeyi unuttu. Ne kadar yoğun olursa olsun acıyı bir kenara bırakıp canavar tanrısı yoluna odaklandı. İnsanın ruhu ancak yalnızlık içinde gücünü açığa çıkarabilir. Ve saf ve dürüst bir kalp, özellikle de acıya rağmen bu şekilde kalabilen bir kalp, sonsuz bir enerji üreterek onun direnmesini sağlar. Gök Yürültüsü Adası'nın en yüksek zirvelerinde engin enerjiyle kaplı bir tapınan içindeki sanal evren İlk kaos şehri lideri son yüzlerce yıldır kendi meseleleri hakkında endişeleniyordu ve sonunda biraz rahatlamayı başarmıştı. Onu test etmek ve aynı zamanda durumunu öğrenmek için Lofeng'i çağırdı. Gerçekten sanal evren bağlantısını mı kapattı? Hatta bana eğitim aldığını söyleyen otomatik bir yanıt mı bıraktı? Tahta oturdu ve güldü mirası kabul etmeye başladığından beri Lofeng ailesine birçok görev vermişti ama şehir liderini rahatsız etmeye cesaret edemedi, hatta bir posta bile göndermedi. Bunun yerine, otomatik bir yanıt hazırladı, şehir lideri bir istek gönderdiğinde veya posta gönderdiğinde, ona hemen yanıt verecekti. Dış Bölge Savaşları Ordu Sistemi Öğrencim Lofeng sanal evreni en son ne zaman ve nerede bağlandı? şehir lideri tahtına oturdu ve ilerideki boşluğa şunları söyledi. İlkel Kaos şehir lideri. Neredeyse metal çınlaması gibi, Lofeng'in sana levrenle son bağlantısı Yıldız Kulesi'ndeydi. Yıldız Kulesi mi? Şehir lideri başını salladı. Yüzlerce yıl önce mühürlü yıldız düşmüştü. Yüz fazla imparator bu yola başvurdu ve bunların yaklaşık 800 bini düştü. Bir imparatorun düşmesi son derece zordu, çünkü o kadar çok kişi aynı anda düştü ki, Haberler her yere yayıldı ve tüm evreni sarstı. Mühürlü Yıldıza gelince, uzak evren ırklarından birinin Qiyeo ırk imparatoruna indiği söylendi. Lofeng, sanal evrene girdiğinde hemen beni görmeye gel. Şehir lideri Lofeng'e bir emir gönderdi. Öğrencisinin şu anda korkunç bir sınavla karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Lofeng, ruhu yoğun bir acı altındayken, canavar tanrısı yolunu incelemeye dalmıştı. Bu süre zarfında bilinci ve iradesi farkında olmadan hızlı bir şekilde büyümeye başladı, etki inanılmaz derecede faydalıydı. Zihninin büyümesine rağmen zaman geçtikçe acı da giderek yoğunlaştı. Acının düzeyi ruhunun gelişimini aşmıştı. 100 yıl, 200, 300. 800, 900 yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar bin yıl geçmişti. Lofeng başlangıçta acıya karşı büyük bir avantaja sahipti. Ancak bin yıllık eğitimi bile acının büyümesine ayak uyduramamış, sınırına yaklaşmıştı. Eğer bu böyle devam ederse Lo Feng 2000 yılı zar zor aşabileceğinden korkuyordu. Bu gerçekleştiğinde, limitini aştığı anda bilinci ve iradesi parçalanacak, kristal de ruhunu parçalayacaktı. Düşecekti. Bin yıllık bu eğitimin elbette beklenmedik faydaları oldu. Onun bin yıldan fazla süren bileme ve canavar tanrısı yoluna dalma süreci belirli kazanımlarla sonuçlandı. Sadece canavar tanrısının varlığı göksel köprünün 19. seviyesine ulaşmıştı. Hukuk anlayışının bu ölüm kalım mirasına hiçbir katkısının olmaması üzücüydü. Tehlikeyle karşı karşıya olmasına rağmen ruhu hala tamamen suya batmıştı. Saf ve gerçek bir ruhla tehlikeyi bile hissetmedi. Eğer öyle yapmasaydı ruhu bu yıllar boyunca bu kadar hızlı büyümezdi. 1600 yıl, 1700, 1800, 1900. Ruhun acısı gittikçe daha korkunç hale geldi, 165. kristali emmenin acısını çok aştı ve sınırına çok yakındı. Ancak yine de kendisini canavar tanrısı yoluna dalmış halde tuttu. Acı, durumunu gerçekten etkileyebilecek bir düzeye ulaşmadığı sürece tehlikeyi bile hissetmiyordu kalp saf ve gerçektir, başka hiçbir dikkat dağıtıcı şey yoktur. 2000 yıl, 2100, 2200. Kristalin ve ruhunun füzyon seviyesi giderek yükseldi. Şiddetli acının daha da artmasına neden oldu. Bu sıradan bir acı değil, ruhun yırtılmasıydı. Son eşikte ruh tamamen parçalanacaktı. Ancak sınıra yaklaştıkça Lofeng zihnini odaklandı, bu onun zihinsel durumunu daha da geliştirmesine yardımcı oldu ve daha hızlı gelişti. 2300 yıl, 2400, 2500, 2600. 2600 yıl oldu. Mühürlü yıldızların ortasındaki tapınakta Lofengter ve kanla kaplı olarak orada bağdaş kurup oturdu. Böyle bir acı altında tüm vücudu titrerken kan damlaları damlıyordu. Ancak ifadesinde güçlü bir sağlamlık hissi vardı ve o kadar acıdan sarsılmamıştı. Geçmişten gelen iki adaydan ilki 2600 yıl, diğeri ise 3300 yıl sürmüştür. Her ikisi de zamanlarının mutlak tehalarıydı ve inanılmaz derecede olağanüstü seçkinler ve dünya ırkının varlıklarıydı. Karşılaşmalar açısından ilki en güçlüydü ve masumiyet seviyesindeydi, ancak yalnızca 2600 yıl dayandı. Ancak ikinci Silofenk'den biraz daha zayıftı, hatta daha da zayıftı. Ancak zihinsel durumu her şeyi kapsayan seviyeye ulaştı. Sonunda o da düştü. Dünya tarihinde güçlü zihinsel durumlara sahip pek çok kişi olmuştur. Birinci seviyede sayısız kişi vardır, ikinci seviyede pek çok ve üçüncü seviyede de epeyce vardır. Puti içini çekti. Öğretmeni, dünya ırkını besleyen yüce varlık daha önce söylemişti. Üç durum birbirinden daha yüksek veya daha düşük değildi, yalnızca üç farklı yolu temsil ediyorlardı. Kendini bilmek ve ona sadık kalmak, kendi gücünü bilmek ve mutlak güven. Ne olursa olsun insan her zaman kendine inanır ve sarsılmazdı. Ancak bu yolun büyümesi en zoruydu, hiçbir dış etken olmadan sadece iradeye dayanıyordu. Kabaca söylemek gerekirse, bu sadece son derece inatçı olmak anlamına geliyordu. Böyle bir kişi kolayca acı çeker. Ancak böyle bir savaşçı kalabalığı takip etmez, içten sağlam olur. Birçok kişi onu eleştirse ve azarlasa bile o değişmedi. Bu yolların en yorucu suydu. Masumiyet, insan ve doğa birdir. Böyle bir insan, birçok kişinin saygısını kazanabilirdi, trilyonlarca yaşamın ruhunun içinden gördükleri gibi, böyle bir insana karşı kin beslemek zordu tarihte birçoğu aziz olarak kabul edildi. Her şeyi kapsayan, evrenin enginliğine ve her şeyi aşamayacaklarına inanıyordu. Sadece akışa bırakmakla yetinmediler, her şeyi kapsamak istediler. Bu tür savaşçıların kocaman kalpleri vardı. Sonsuz hırsla ve insanın inancı da dehşet vericiydi. 3 yol Dünya insanlarının her seviyeyi diğerinden daha yüksek saymasının nedeni, onların gerçekten büyük bir varlık yaratmamış olmalarıydı. Tarihte kendini bilmenin zirvesine ulaşmış pek çok kişi vardı ve sayısız aksilikli karşılaştıktan sonra tarihte çok büyük değişiklikler oldu. Kendi içlerini görmüşler ve en sonunda yolun anlaşmaya varmak olduğunu ve yollarını tamamen zorlamanın çok aşırı olduğunu fark etmişlerdi. Dolayısıyla mükemmel düzey olarak adlandırılan tek bir insan ve doğa vardı. O zaman artık acı çekmediler, artık kafalarını karıştırmadılar, aksine birçok kişi onlara tapınmaya başladı. Bu ikinci yolu uzun süre yürüdükten sonra daha derin vizyonlara sahip olacaklardı. Sadece insan ve doğayı bir arada tutmakla yetinmediler, hepsini kuşatmak istediler. Bu üçüncü düzeydi dünya tarihinde üçüncü seviyeye ulaşan herkes ülkeler veya mezhepler korumuştur. Sonuçta hepsi dünyanın zirve varlıklarıydı. Herkesi kapsayan bu kalp, onların her türlü olumsuzluğu göğüslemelerine ve her durumda gelişmelerine olanak tanıyordu. Nitelikleri diğerlerine benzemese de kararlılık ve istikrarlı gelişme onların zirveye ulaşmasını sağladı. 3 Yol, Farklı Seviyeler üçüncüsü en güçlüsüydü, ikincisi onu takip etti ve birincisi en zoruydu. Dolayısıyla dünyanın birçok nesli boyunca bu şekilde tanındı ve cehalet de böyleydi. Ancak herhangi bir büyük varlık ya da mutlak savaşçı bununla alay ederdi çünkü yolun tamamen farklı olduğunu biliyorlardı. Bunları karşılaştırmanın amacı neydi? 2600 yılı aşkın sürede direnmesine rağmen kalbi gerçekten sağlam. Puti, Böylesine yırtıcı bir açıya karşı, tamamen sağlam bir kalbe ve bunu başarabilecek bir iradeye sahip olmalı. Ancak o zaman uzun süre dayanabilir, bu sadece kalbinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Çin tarihinde işkence altında ezilen pek çok cesur savaşçı vardı. Sadıkatlerine rağmen acı eşiklerinin henüz gelişmemiş olduğu söylenebilirdi. Antrenman yöntemleri yeterince güçlü değildi. Binlerce yıldır insanın ruhuna işlemiş olan bu acıya kim dayanabilirdi? Geçmişteki normal kahramanlara gelince, Lofeng'in şu anda yaşadıkları bir yana, yalnızca birkaç bin yıllık yalnızlık bile onları delirtirdi. İşkenceye katlanırken kendisini hiçbir şeyden etkilenmemeye zorladı ve kendisini canavar tanrısı yolunu incelemeye kaptırdı. 2800. yılda, yüksek düzeydeki acı sonunda gerçek sınırına ulaştı ve çalışmasını etkiledi. Beni rahatsız etmeyin. Ulu. Altın boynuzlu canavar, kendi iç dünyasında heykele baktı ve onu kopyaladı. Tıpkı dünyadaki bazı bilim adamları gibi, hastalıkta ve acıda bile araştırmaya devam ediyorlar. Etkilenip dikkatleri dağılsa da işlerine devam edeceklerdi. 2000 yılı aşkın süredir içine dalmış olan Lo Feng o kadar derine dalmıştı ki etkilenmiş olsa bile onu bir kenara itecekti. Ağrı. Zorla onu, çalışmasına devam et. Dikkati başka yöne çekme. Kenara itin. Saf bir kalp, tehlikeye karşı gizemli bir enerji ve güç yaratarak acıyı bir kenara itmesini sağlıyordu. Ve bunu her yaptığında kalbinin stabilize olmasını sağlıyordu. Bu onu yavaş yavaş güçlendirecekti ve bu büyüme hızı eskisinden daha hızlıydı. Aynen böyle. Lofeng dayandı. 2900 yıl, 3000, 3100 yıl, 3200. Acıyı bir kenara itme yeteneği zaman geçtikçe daha da gelişti. Ruhunun sonsuza dek yükselen bu acıyı, asla bastıramadığı bu acıyı bir kenara itme gücü onunla birleşmeye devam ediyor. Ancak ağrı artmaya devam etti. Neredeyse dikkat dağıtıcı unsurlardan bu kadar uzun süre uzak durduktan sonra kişi yine de sonunda yoruluyor ve hareket edemiyormuş gibi. İnançları ne kadar güçlü olursa olsun insan bir sınıra ulaşıyordu ve sonuç ölmekte. Bu son mu? Puti orada bağdaş kurup oturdu ve ter ve kanla kaplı titreyen Lofeng'e baktı. Vücudu acıyla seyiriyordu, bazen delici, bazen biraz. Bütün vücudu çılgınca titriyordu. O yorgun. Oğlum, vazgeç artık. Düşsen ve öğretmenin seni diriltmesi bile, sırf senin güçlü iraden yüzünden ben seni diriltmek için zamanı ve mekanı tersine çevireceğim. Ancak sen çok şey kaybedebilirsin, Yıldız Kulesi'nin sahibini tanıma süreci çok zor. O zamanlar kule o renkli ışıkla birleştiğinde, öğretmenin bile bir garantisi yoktu, belki, o zaman dünya ırkı inanılmaz derecede olağanüstü varlıklar üretse bile yine de işe yaramazdı başarısız oldu, hatta dördüncü, beşinci ve diğerleri de başarısız olmaya devam edebilir. Öğretmenin ne zaman fikrini değiştireceğini ve bu yıldız kulesini sahibini tanımaya zorlamayacağını kim bilebilir? puti içine çekti, o bir evren ustasıydı, uçsuz bucaksız evrenin zirvesindeki bir varlıktı. Lofeng'in ruhunu kolaylıkla görebiliyordu ve Lofeng'in zaten sınırına ulaştığını biliyordu. Beni rahatsız etmeyin. Beni rahatsız etme. Lofeng hala tamamen canavar tanrısı yolunu incelemeye dalmıştı. Onu sürekli rahatsız eden güçlü acıya karşı içinden uludu ve öfkelendi, beni rahatsız etmeyin, Kimse beni rahatsız edemez, kimse edemez. Gümbürtü. Ani değişim. Daha önce irade ve bilincinin inanılmaz derecede sağlam ve delici bir elmasa dönüştüğü söylenirse, 3200 yıllık eğitim boyunca başka bir seviyeye ulaştı ve eskisinden daha da yoğun bir elmas haline geldi. Tıpkı bir yıldızın nötron yıldızına dönüşmesi gibi, aşırı basıncın olduğu bir konuma yerleştirilmesi gibi. Bilinç ve irade inanılmaz bir evrim geçirdi. Elmas atom çekirdeğine zorlandı. Devam etmek. Lofeng daha önce hiç hissetmediği bir duyguya kapıldı. Neredeyse yorgunluğun son sınırına ulaştığında olduğu gibi, şimdi bunu geçmek ona eskisinden çok daha fazla güç veriyordu. Ağrı daha önce de çalışmasını aksatmış, sınırına ulaşana kadar onu sert bir şekilde yere vurmuştu. Ancak şimdi tamamen bastırıldı ve hiçbir direnç göstermedi. Ne? tapınakta tüm süreci gözlemleyen Pute, Lo ruhuna baktı ve doğal olarak evrimi keşfetti. Nasıl değişti? Nasıl oldu bu? Kendisinden önce ikisinin başına hiç gelmemişti. Özellikle ikincisi, düşmeden önce 3300 yıl dayandı ve asla böyle bir şey olmadı. Puti şok oldu. Doğru, iki adayın biri masumiyette, diğeri her şeyi kapsamadaydı. Acıyla başa çıkmanın farklı yolları vardı. Masumiyet onun acıya alışmasını ve onunla kaynaşmasını sağlayacaktı. Her şeyi kuşatmak, acıyı bile kapsayacaktı. Nokta. Ancak ikisi de yanılıyordu. Bunun herhangi bir şeyden kaynaklanan bir acı değil, daha ziyade kristalin ruhla kaynaşması olması anlamında yanlış. Bu bir yanılsama değil, gerçek bir şey. Yine de yöntemleri, acıyı hissetmemek için ruhlarının sınırlarını zorlayabilir ancak direnmeden onu bastıramazlar. Bastırma güçleri de doğal olarak yeterli olmaz. Çünkü onunla kaynaştılar, onu kuşattılar. Ve Lo Feng buna dayanmayı seçti. Tamamen dayanmayı ve acıyı bastırmayı, onu hiçbir zaman birleştirmemeyi veya kuşatmamayı seçti. Daha fazla acı hissedebilirken. Fakat bu, kendini bilmenin ilk seviyesine eğitmenin bir yolu değil mi? İradesinin sınırlarını zorlaması sonunda evrimle sonuçlandı ve büyük bir sıçrama ile sonuçlandı. Putin'in nefesi kesildi. İleriye doğru büyük bir sıçrama Lofeng'e büyük bir hareket alanı sağladı. 3300 yıl, 3900, 4000, 4300, 4900. Kristal onunla birleşmeye devam etti ve acı yavaş yavaş arttı. Daha önceki evrim Lofeng'e büyük bir hareket alanı vermiş olsa da, son 2000 yılda, sonunda yine onun sınırına yaklaştı. Bu yıldız kulesinin sahibini tanımasının bir yolu yok mu? Geçtiğimiz 3200 yılın yalnızca ilk yarısı mıydı? Puti de şok olmuştu çünkü bir adayın daha önce hayatta kaldığı en uzun süre yalnızca 3300 yıldı. Hiç kimse bu sürecin ne kadar süreceğini gerçekten bilmiyordu. Kimse bunu yapmamıştı. Hiç kimse sınırı bilmiyordu, ister puti olsun. İster önceki o muhteşem varlık. Eğer Lofeng başarısız olursa gerçekten başarılı olmak için kaç adayın daha olması gerekir? Yüzü endişeyle doluydu. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçü lisan ettiyse kafola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.